Merhaba arkadaşlar. Bugün size oda parfümünü tanıtacağız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bir oda parfümü tanıtacağız size. Bakın, oda parfümümüz şurada. Bugünkü videoda bize yardımcı olacak arkadaşlarımızdan ilki Damla Hanım, ikincisi de Örümcek Adam. Örümcek Adam, baksana kameraya. Örümcek Adam kameraya bakmak istemiyor. Şimdi elimizde şöyle bir ürünümüz var. Evet, bakın, Febreze marka banyo hava ferahlatıcı diyor. İkisi bir arada kökü kotulları yok eder ve geri gelmesini engeller. Şimdi bizim evimizde bir kedimiz var. Evet. Değil mi Damla Hanım? Evet. Kedimiz ismi Ozmo. Evet. Ben 0 yaşında. 0 yaşında değil kız, 1 yaşında ben olacak. Ben 1 yaşında olacak. Evet. Ama kedim de 0 yaşında. 1 yaşına girecek. Evet. 8 Nisan o kedimizin doğum günü. 8 Nisan kedimizin doğum günü. Bakın kedimiz şurada duruyor. Bir dakika Kaya Bey, hemen açmayalım. Şimdi biliyorsunuz evde kedi olduğu zaman bazen kokular olabiliyor. Bizim kedimizin tuvaleti banyoda duruyor. Biraz sonra onu da gösteririz. Acaba bu kokuları nasıl gidebiliriz diye düşündük. Ve gel bakayım şuraya. Bu ürünü almaya karar verdik. Bu ürün çok pahalı bir şey değil. Herhalde normal satış fiyatı 15-16 lira falan. Biz bir de indirim yakaladık. İndirimde iki tanesi 16 liraydı. Ondan sonracığıma. Onun için uygun bir fiyata almış olduk. Bu arkadaşı şöyle gelelim. Gelin Damla Hanım. Tamam. Bakın Ozmo da burada. Ozmo'yu da gösterelim. Bu da bizim evimizin güzel kedişi. Nasılsın kediş? Güzel kediş. Evet. Şöyle Ozmo'nun tuvaleti. Bakın burada yemekleri duruyor. Evet. Ozmo'nun tuvaleti de bu. Burada. Şurada tuvaleti duruyor. Biz bu sprey demeyelim buna. Ne diyelim? Kokucu, İçinde bir sıvı banyo var. Banyo parfümünü şöyle banyoda yukarıda bir yere koyduk. Ondan sonracığıma üzerinde bakın 45 gününe kadar dağ esintisi diyor. Bunun farklı parfümleri de var. Şimdi isimlerini hatırlamıyorum. Bunları merhaba da alabilirsiniz isterseniz. Ondan sonracığıma 45 günden daha uzun gittiğini söyleyebilirim. Ve ayrıca bence çok güzel kokuyor. Hiç tuvaletimizdeki kedi tuvaletinin kokusunu duymamızı engelledi yani. Yok öyle bir şey. Değil mi Ozmo? Sen ne diyorsun? Ozmo, emin misin Ozmo? Ya buraya kaçma. Evet, başka söylemek istediğin bir şey var mı Damlış? Bizim Ozmo'muz birazcık deli olduğu için çok koşup duruyor. Bazen alıyı bazen alıyı başka bir yerlere de kaçırabiliyor. Evet. Onun için bizim Ozmo'muz birazcık yaramaz. Evet, bak Ozmo oradan sana bakıyor. Ve çok kötü kokusu öyle. Her yer kıl oluyor. He. Üstümüz, buralarımız, şuralarımız, her yerimiz kıl oluyor. Sonra da ondan böyle siliyoruz. Ha, onu da göster. Git getir, neyle siliyoruz? Getiriyoruz. Getir hemen. İşte burada. İşte burada huzur. İki tane şeyimiz var. Evet, bunları da kullanıyoruz. Bunlardan ikisini. Üstümüz başımız kıl olduğu zaman. Kıl olduğu zaman böyle getiriyoruz. Böyle siliyoruz. Tamam. Ama oha, Bumblebee geldi. Kirli olduğunda. Bumblebee. Kirli olduğunda da bunu böyle açıyoruz. Evet. Böyle yapıyoruz. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Ozmo her yeri tüy de yapsa, kıl da yapsa. Nereye gidiyorsun ya? Biz bu arada Bumblebee'yi görelim. Evet, hoş geldiniz. Ozmo bizim böyle üstümüze başımıza çıksa, her yeri kirletse de, tüylerini dökse de biz onu çok seviyoruz değil mi? Evet. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bir şey söylemek ister misin? Miyav de. Miyav. Evet, tamam. O zaman tekrar konumuza gelelim. Bizim bugün incelemesini yapmak istediğimiz ürün şuydu. Banyo hava ferahlatıcı diye geçiyor. Fiyatı 15 lira, 16 lira. 45 günden daha uzun süre gidiyor. Ve biz banyoya koyduk. Banyoya koymamıza rağmen bütün evi kokutuyor. Değil mi Damla? Evet. Tertemiz, mis gibi kokuyor hepsi. Evet. Evet. Evet sayın seyirciler, bir videomuzun daha sonuna gelmek üzereyiz. Kanalımıza abone olun. Bundan da alabilirsiniz.
reklam falan yapmıyoruz. Ha. Sadece beğendik ve onun için kullandık, beğendik. Size de göstermek istedik. Evet, biz bunu beğendik, onun için aldık. Yani bunu alabilirsiniz isterseniz marketlerce. Her yerde satınıyor. Evet. Yani. O zaman hoşça kalın, görüşürüz. Hoşça kalın. Kaya, sen de bir şey söylemek ister misin? Nasıl söylesin? Kaya söylemeyecekmiş. Hoşça kalın. Hoşça kalın.